Düşük faizli borç alma. Yatırımcı, faiz oranının düşük olduğu bir ülkeden para borç. Örneğin Japon yeni gibi. Yüksek faizli yatırım yapma. Elde edilen bu parayı faiz oranlarının yüksek olduğu bir ülkenin para birimine yatırır. Örneğin Yeni Zelanda doları gibi. Faiz farkından kâr etme. Yatırımcı, yüksek faizli para biriminden elde ettiği geliri, düşük faizli para birimi için ödediği faizden çıkarır. Aradaki fark yatırımcının kârını oluşturur.